Merhaba. Arkeolog Profesör Doktor Fahri Işık'ın Uygarlık Anadolu'dan Doğdu adlı eserinin özelinde biz bugün güçlü Anadolu kültüründe tanrıçaları konuşacağız. Merhaba. Patara Antik Kenti'ndeyiz. Hocam, Antik Kent'in en güzel yerlerinden biri olan Hurmalık'ın içerisindeyiz. Hurmalık deyince akla tabii ki Leto ve Apollon geliyor. Ama ben size ilk sorumu şöyle yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Helen Tanrı ve Tanrıçalarının ortaya çıkması ilk nasıl oldu hocam? İlk kez bunun Homeros ve Hesiodos tarafından ortaya çıktığını bizim eski çağ tarihçileri antik kaynaklardan bilmesine karşın Herodot da söylüyor. Diyor ki benden diyor 400 yıl kadar önce yaşamış olan Hesiodos ve Homeros Olimpos tanrılarının soy ağacını diktiler. Onlara görev paylaşımı yaptılar. Onlara adlar verdiler ve onlara şekiller verdiler diyor. Yani bütün bunları bir arada düşünürseniz gerçekten bugün Yunan tanrılarının ismen, şeklen, her şeyiyle iki Anadolulu yazar tarafından ortaya konulmuş olduğunu görürüz. Hiç kuşkusuz çok daha sonraki bir zamanlarda, 1937'de Türk Tarih Kongresi'nde diyor ki Clemens Boş, Olimpos tanrıçalarının hepsi Anadolu ana tanrıçasından doğmaydı. Ve böylece diyor Anadolu'nun Helen kültürünün oluşmasında çok önemli bir payı vardı diyor. Ve daha sonra 1973'te Robert Fleischer onlara Anadolu bacaları diyor. Anadolu ana tanrıçasından doğduğu için. Şimdi tüm bunlar çok ilginç. Aradan geçen binlerce yıl sonra ilk defa bunların iki yabancı bilim insanı tarafından dile getirmiş olması ama suskunlukla karşılaşılması. Bu üzücü gerçekten. Çünkü onların ana tanrıçası Hera. Deniyor ki Hera İyonlar Samos'a geldiklerinde orada bir ağaç gördüler. Ligos ağacı. Hayıt. Bir kök. Halkın ona tapındığını görünce dediler ki işte bu bizim Hera'mız. Biz de ona öyle tapınıyorduk. İlk defa böyle bir Hera ile tanışıyorlar. Aslında böyle bir Hera'nın Helaslı olması mümkün değil. Çünkü ana tanrıçanın ağaçta algılanması Anadolu'da çok eskiden beri var olan bir şey. Çünkü ağacın ölmesi, yeniden yeşermesi, meyveye durması, insanın ömrünü orada algılıyor insanoğlu. Zaten bunun kanıtları 3. binyıldan itibaren Beyce Sultan'da oradan da Girit'e giderken var. Şimdi böyle olunca onun kült heykelinin ağaçtan olması gerek. Gerçekten de Kısuanon dedikleri bir ağaç heykel. Fakat asıl bunun kült heykeli Efes Artemis'inden bildiğimiz soyut bir kült heykeli. Ve biz onun Roma çağı dönemi tapınağının içinde bu kadim heykelle betimlendiğine tanık oluyoruz. İsra'dan sonra 3. yüzyıl. Bir tapınak içinde Hera ve tapınağın hemen kenarında bir ağaç, Lugos ağacı. Zaman Roma zamanı ama hala o devam ediyor. Zaten Hera'nın Anadolu'luğunu ortaya koyan en önemli belge Teyben'den bir çömlek. O çömlek üzerinde İki tarafında aslan ve de Hera kollarını yukarıya doğru kaldırmış. Tapınmayı kabul eder bir biçimde. Biz onun Anadolu'da İsa'dan önce 6. bin yılda varlığına tanık oluyoruz. Kızların mağarasında, Taban'da. Ve ondan sonra sürekliliğini, devamlılığını. Yani onun ilk biçimi de tıpkı Herodot'un dediği gibi Homer'in, Herodot'un, Hesiodos'un verdiği bir biçim. Hocam bir de Olimpos'ta Demeter. Evet. Tanrıçası var. Demeter'le ilgili, onunla ilgili bu söyleyeceğiz. Bu da bir ana tanrıça. Bir Anadolu ana tanrıçasından doğmuş olmalı. Çünkü Erkesimon, Helenler
ikinci bin yılda Yunanistan'a gelmeden önce onu orada buldular diyor. Ve yine çok önemli bir şey daha var. Yine deniyor ki Demeter Olimpos'taki tanrıçalar içerisinde insanın ölümüne ve dirimine egemen olan tek kişiydi. İşte biz bunu Çatalhöyük ana tanrıçasında biliyoruz. Mesela oradaki bir heykelcikte ön tarafı iskelet halinde sanki öte dünyayı, ölümü betimliyor. Arka tarafında sanki bereketi betimliyor. Ve gerçekten yine Çatalhöyük'te bir örnekte sırtında buğday tanesiyle beraber çıktı bu. Ve bunun kızı... Ondan ayrılmayan. Tabii ondan ayrılmayan kızı Kore'de aslında yine bir Anadolu bulgusu, yaratısı olmalı. Çünkü Lidya'da bizim Sardes'ten bildiğimiz bir Kora var. Ve kız anlamına geliyor. Ve onu da Demeter'in kızı Kore ile özdeşleştiriyorlar. Ve onun ikisinin ayrılmaz resimleri de yine Anadolu'da Çatalhöyük'ten başlayarak klasik dönem işlerine kadar devam ediyor. Bir de Artemis Kübele. Şimdi Artemis Kübele tanımı aslında Demeter'le de bağlantılı. Çünkü daha tapınağın Artemis'e ait olduğu bilinmeden Efes'teki o tapınağın Ulrikemus diyor ki ola ki diyor daha önce bu Kübele'ye ait olmalıydı ya da diyor Demeter'e ait olmalıydı. Çünkü bunların üçü aynıydı. Birbirleriyle özdeşti. Gerçekten de Demeter'in Sicilya'daki tapınakları birebir Kübele tapınaklarına benzer. Demeter'in yine Sicilya'daki özellikle Akragas'taki kutsal alanı bir kaya alanıdır. Tıpkı Anadolu'da kayanın Demeter'in açık hava kült tapınağı olduğu gibi bir şey. Şimdi böyle olunca bu birliktelik yani kayada bütünleşmesi Artemis, Kübele ve Demeter bu çok ilginç gerçekten. Çünkü Artemis'in kimliği çok önemli. Evet. Çünkü ana tanrıçaya en çok benzeyen o. Evet. Ve sanılır ki Artemis adı Yunanca'dan geldi. Hayır, onun Luvici adı Artami. Nasıl ki Yunanlar Anadolu'ya geldiklerinde Luvilerin Apassas dediği Efesos'a Efesos dediler. Luvilerin Artemis'ine de Artemis dediler. Evet. Yani ismen bu doğrudan doğruya bir Luvi tanrıçası oluyor. Ve onun zaten heykeli birebir soyut heykeli o kadar önemli ki kendin zamanında ve kendinden sonra gelen Anadolu'nun ana tanrıçalarının da resmi oluyor. Örneğin Samos'taki Hera'nın, örneğin Afrodisias'taki Afrodite'nin ya da yine kendi adını taşıyan Magnezya'daki, Perge'deki Artemis'in resimleri oluyor. Bu soyut resimler. Şimdi Kübele ile çok bağlantı sadece kayada değil kapılarda da. Tapınağının ortasında bir kapı var. O kapı doğrudan doğruya Friklerin Kübele kaya tapınaklarından gelme ve algılanma. Oradan almışlar. Ve orada Tanrıçanın evi kayada ya, evet. Kayadan çıkan görüntüsü, epifani diyorlar ona. Epifani. Onunla bağlantılı görülüyor ve böylece anlaşılıyor ki gerçekten her şeyiyle Artemis bir yerli Anadolu tanrıçası olmalı ve Anadolu bacılarından en önemli biri olmalı. Peki hocam, gelelim Athena'ya. Evet. Athena şu açıdan önemli çünkü adı Athena kentiyle özdeş, aynı kökten gelme. Fakat bu nedenle bu bir Yunan tanrıçası değil. Çünkü Athena adının Anadolu dillerinden geldiği bugün bilimin gündeminde. Ştoynene gibi, Leukofriene gibi böyle diyorlar. Ve üstüne üstlük Hitit'te daha sonra Yunan Athena'sında var olan iki önemli özellik. Yunanların Palas Athena dediği o Palas sözcüğünü Hitit'te Palah'la özdeşliği. Ve onun Egisi'nin, göğsündeki Egisi'nin yine Hitit metinlerinde Kurşa denilen bir kült destesiyle olan bağlantısı önemli. Şimdi bu böyle olunca bunun Anadolu'lu olduğunu başka yönleriyle de kanıtlamaya çalışıyor bilim insanları. Evet. Ve görülen o ki Malya diye bir ikinci bin yıl Anadolu tanrıçası var. Pınarların... Bağ ve bahçelerin tanrıçası olarak bilinir. Doğa tanrıçası. Doğa tanrıçası ve onun aynı isimle
Likya'ya girdiğini biz biliyoruz. Likyalılar Athena'ya Malia diyorlar. Ve böylece yüzlerce yıl aynı isim altında bir tanrıçanın Anadolu'da sürekliliğine tanık oluyoruz. Şimdi bunların en önemli bir başka özelliği de Athena'nın iki kimlikli oluşu. Yani hem doğa tanrıçası kimliği oluşu, bereket tanrıçası kimliği hem de savaşçı kimliğinin olması. Mesela sakallı Athena'da olduğu gibi elinde zeytin dalı var, bir doğa tanrıçası, bereket. Ama öbür taraftan sakalıyla bir savaşçı, bir erkeği ya da bir erkeksi iştarı bize anlatıyor. Ve bunun gibi yine Assos'taki Athena'larda, orada da biz mızraklı bir Athena ve onun yanında yine zeytin dalının varlığına tanık olduğumuz bir Athena var ya da iyili Athena'lar var. Şimdi bütün bunların yanı sıra çok önemli bir şey var. Eğer Athena Anadolu'da kendine özgü bir tanrıça olarak yaratılmışsa, o zaman Ege'de, Troya'dan başlayarak Miletos'a kadar olan en önemli kentlerde, kentlerin baş tapınağı Athena tapınakları, Yunanlar Yunanistan'dan geldiği zaman 11. yüzyılda birlikte getirdiler değil. Evet. Demek ki bunlar Anadolu'nun kendi tanrı ve tanrıçaları. Tanrı çarları ve onların tapınakları da onun öz yaratıları. Harika. Afrodit'e geçebilir miyiz hocam? Afrodit de İştar'ın kadınsı hali olarak bilinir. Anadolu'da onun da yerli olduğunu Kenan Erim söyler. Çünkü Afrodizyas kentine adını vermiştir. Ve der ki bu doğrudan doğruya Anadolu ana tanrıçanız kendisi olmalı. Hatta Afrodizyas höyüğünde bulduğumuz idoller onu 3. bin yılda betimlemeli diye söylerler. Aslında bunun resminin Efes Artemis'e olan birebir benzerliği çok önemli. Kült resminin, kült heykelinin Roma çağında bile. Ve onun dışında Milet Afrodite Tapınağı'nda İsa'dan önce 7. yüzyılda çıkan iki heykelcik doğrudan doğruya yine Afrodizyas'ta büst biçiminde bir kült heykelciğine birebir benziyor. Evet. Ve ötekisi de Elmalı'da bulunan ve bir elinde erkek çocuğu, diğer elinde kuş tutan ana tanrıçayla benziyor. Evet. Bu Elmalı'daki heykelcik çok önemli çünkü o benim saptamalarıma göre bugüne kadar ele geçen ve Helen Afroditesi için özgün sayılan iki önemli nesneyi bir arada tutuyor. Çocuk, Eros ve de güvercin. Çünkü 550-540 yılı civarında Gela'da bulunan bir oturan heykelcikte de Tanrıçada da yine Eros ve güvercin var elinde ve o ilk Afroditelerden sayılıyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki gerçekten Afrodite'nin de Anadolu'da kendine özgü bir yaratılışı var. İştar'dan köklenmiş ama Anadolu'da kendi geleneğini, kendi resimsel geleneğini sürmüş. Çünkü bu aynı zamanda Aspendos'ta Afrodite Castiatis diye adlandırılıyor. Şimdi onun Anadolu'da kendi geleneğini sürdürmüş olmasının en önemli kanıtı Anadolu'daki kente adını veren bir Afrodite'nin bir Efes Artemis'i gibi giysili olması, Anadolu ana tanrıçası gibi olması, Yunanistan'daki gibi çıplak olması değil. Resim bile farklı ve bu resim Roma dönemi işlerine kadar devam ediyor. Ve aynı zamanda Anadolu'da Afrodite'de örneğin Aspendos'ta olduğu gibi Castiatis diye adlandırılır. Bir dağ ana, bir dağ tanrıçası. Kastnion diye bir dağ varmış yakınında. Onu betimliyormuş ve gerçekten o bizim için çok önemli. Çünkü biz Patara'daki mezarlardan birinde dağlar üzerinde bir Afrodite ve Eros kabartması bulduk. Ve oradan anlaşılıyor ki gerçekten bu Patar Dağı'nda da onun varlığı, onun aynı zamanda dağ ana olmasıyla ilgili. Harika. Peki gelelim Fethiye Müzesi'ndeki heykel. Şimdi Anis Masanassis önemli. Ligduvice bir tanrıça adı. Büyük ana ya da kutsal ana anlamına geliyor. Ve orada Leton'da bulunan bu heykelciyi ben araştırdım. Ve onun
Leto ile bağlantısı olmadığını, doğrudan doğruya Anisma Senasis ya da daha sonra Luvice'ye, işte Likce'ye Enimahanahi olarak geçen ana tanrıça olduğunu ortaya koymaya çalıştı. O ikisi ayrı tanrı. Evet. Çünkü Leto'nun adı başka, o Lata ve kadın anlamında bir Lata o. Evet. Ve o Lato'nun bir yerde Kübele'yle ve Anadolu ana tanrıçasıyla çok yakın bağlantısı var ki aslanla birlikte betimlenen resimleri var. Örneğin Delos'ta onun Temenos'una giden yol kenarında aslanların varlığı bir yerde onun Anadolu ana tanrıçalarıyla ilintisini gösteriyor. Çünkü Yunanistan'da başka örnek yok. Evet. Onun da ötesinde Sifinos hazine binasının kabartmasında da, kabartma kuşağında da Kübele aslanlı arabası ile gigantlara karşı savaşırken önünde Artemis ve Apollon var, onları koruyor. Tıpkı Leto gibi. Yani onun anasının ne kadar Kübele olduğunu bize gösteren bir örnek. Evet. Burada doğurmuş olmalı Apollon'u, çok önemli. Leto hurmalı. Evet, ve bu hurmalık aynı zamanda bir gölle yan yana. Evet, Patar. Yine Yunan mitosları o göle Tekerlek Gölü diyor. Ve dünyada başka hiçbir yerde yok. Delos'ta da yok bu. Üstelik de Karatepe'de bir ana tanrıça resmi Tanrı oğlu emziriyor bir hurmalığın altında. O da çok önemli. Evet. Yani onun bir defa Anadolu'yla ve yeni Hititlere bağlantısını ortaya koyuyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Başta Frank Kolb olmak üzere istiyorlar ki bu Leto ve çocukları geç dönemde Anadolu'ya gelmiş olsun ve böylece Yunan olmuş olsun, yerli olmuş olmasın. Şimdi bunun böyle olmayacağını özellikle ben Apollon'u Didyma'ya bıraktım. Orada anlatmaya çalışacağım. Bir de Ortygia var. Efes'in hemen yanı başında. Çok yakın. Evet. Ve o Ortygia Leto'ya yine kutsal. Ve yine antik kaynaklar bu kez Artemis'in Ortygia'da doğmuş olduğunu ama o Ortygia'nın Delos'un yakınında bir kayalık ada olduğunu söyler. Evet. Peki kente adını veren ve diğer Anadolu ana tanrıçasına resmini veren bir büyük tanrıça neden hemen yanı başındaki o Ortygia'da, o kutsal kente doğmuş olmasın? Yani bunu gerçekten sorgulamak gerek. Bu nedenle Brüger'in, yaşlı Brüger'in 1605 yılında çizdiği o Leto ve Likyalı köylüler resmi sadece bir efsane. Ama ne acıdır ki bugün herkes o efsaneyi gerçekmiş gibi bilir ve Letoidlerin Anadolu yerlisi bir tanrı ailesi değil, Delos'tan gelen bir Yunan tanrı ailesi olduğunu söyler. Hocam Fahri Işık bugün Anadolu kültürü özelinde bize tanrıçaları anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.